Şimdi en büyük diyet yanlışı nedir? Hatta izleyicilerimize soralım. Zayıflamaya karar verdim. Ekmeği kesiyorum. Kimler Evet. diyor bu cümleyi? Zayıflamaya karar verdim. Ekmek yemiyorum. Hepimiz. Her sabah bugün ekmek yemeyeceğim diyenler Ben de diyorum. Hadi şu şehir efsanesini bir değiştirelim. Ay çok sevindim. Şimdi biz çoğu zaman kilo vermeye başladığımızda ilk suçladığımız ekmek. Evet. Ekmek yemeyelim, tamam? Hı. Şimdi bu ekmeği yemiyorsunuz. Peki doymak için ne yiyorsunuz canlar? Pilav, Börek, börek, dolma, dolma. sarma, çorba, patates gibi. Doğru. Ama ne oldu? Ekmek yemediniz. Doğru. Halbuki şimdi şu güzelim ekmekte şu pilavı bir karşılaştıralım. Alın elinize Karşılaştıralım. Nergis Hanımcığım. Şimdi bu pilava yağ girer, buna yağ girmez. Pilav da 2 kaşık pilav, 1 dilim ekmek demektir. Yani şunun yarısını yediğinizde, bakın şu kadar bir pilav yediğinizde 1 dilim ekmek yemiş olursunuz. Yani biz şöyle bir pilavı yiyince 2 dilim ekmek yemiş oluyoruz kestiğimiz halde. Görüyor musunuz? Ve bu 2 kaşık pilav gözünüze az gelir ama şu ekmek ne kadar çok gelir. Zayıf kalmak istiyorsanız, kalıcı zayıflamak istiyorsanız ekmek dışı karbonhidrat dediğimiz pilav, makarna, börek, patates, hamur işleri, tatlılar bunları minimalize edip onun yerine ekmek yerseniz daha iyi kilo verirsiniz. Çünkü daha çok kalırsınız, tok kalırsınız. Değil mi? Bu bizi daha tok mu Evet, tutuyor? daha çok yedim düşüncesi ortaya çıkar. Ama şimdi burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Ay ekmek de zayıflatıyormuş, bol bol ekmek yiyelim. Hayır. Ekmeği yemenin bir tekniği var. Ekmeği nasıl yiyeceğiz biliyor Nasıl musunuz? yiyeceğiz? Hazır mısınız? Hazırım, hazırım. Şimdi size bilimsel ekmek yemeği söylüyorum. Evet. Bir sofraya oturduğunuzda bir Evet. çeşit ana yemeğiniz olacak. Yanında bir salatamız olacak, bir yoğurdumuz olacak, bir haşlanmış közlenmiş sebzemiz olacak, suyumuz olacak ama en sona ekmeğimiz olacak. Yani? Yani bizim geleneksel mutfağımızda etli patatesin içerisine ekmek banarak yemeye başlıyoruz ya, artık bunu kaldırıyoruz. Sofraya salata, yoğurt yiyerek başlıyoruz. Sonra ana yemek, yemeğin sonuna doğru da canımız ekmeğimizi ortaya çıkarıyoruz. Doyduğumuz zaman da Ay bırakıyoruz. ben onu pamuklarda saklarım. Sona doğru ben onu alırım. Böyle böyle bakarım. Ya öyle yiyince de işte canımız Ya. daha bir şey yemek istemez ve ne kadar çok Doğru. yedim diye düşünürsünüz. Doğru. Ülkemiz fazla kiloluk açısından ciddi bir alanda. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı ki Avrupa birincisiyiz. Yeme tekniklerimizi değiştirmemiz gerekiyor canım dostlarım. Yani bu durumda biz sofraya koyduğumuz karbonhidratları Son. sadeleştirip karbonhidratı yemeğin sonuna doğru yemek lazım. Pilav yiyorsanız yanına ekmek yemeyeceksiniz, ekmek yiyorsanız patates yemeyeceksiniz şeklinde karbonhidrat sadeleşmesine gitmemiz gerekiyor. Bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Ben şimdi onu ne en kıymetlim zaten çok severim ben. Ekmek severim. Sona doğru o zaman Sana yiyeceğiz. doğru yiyeceğiz. Peki. Şimdi polikistik over hastalığı da kilo yaptığını siz zaten söylüyorsunuz. Ve bunun için bir tarifiniz var. Hemen onu yapalım ve bununla ilgili problem yaşayanlar da bu salatayı rahatlıkla yiyebilirler diyorsunuz. Ben hemen malzemeleri bir sayayım Buyurun. mı? Bir tane haşlanmış küçük küçük doğranmış yumurtamız. Ondan sonra efendim bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. 2 tane haşlanmış küçük küçük doğranmış havucumuz. Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz, yeşil soğan, yarım limon suyu, bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ay çok güzel oldu, bu ağzım sulandı sayarken. Aa bayağı güzelmiş hocam. Evet, Çok biz güzel. lezzetten ödün vermiyoruz. Sağlığı lezzetle buluşturuyoruz. Evet, bayağı Türk lezzetli. mutfaklarımızdan vazgeçmiyoruz ama reformlar yapıyoruz. Hem doyuyoruz, hem besleniyoruz, hem de bedenlerimize sağlık katıyoruz. Tıbbın babası Hipokrat ne demiş? Yiyecekler ilacınız olsun demiş. İşte doktorunuzdan size ilaç gibi tarifler. Şimdi polikistik over hastalığı insülin direnciyle birlikte gördüğümüz hastalıklardan biri. Şimdi burada birçok genç kız bundan muzdarip ve ben geldikleri zaman şunu üzülerek görüyorum. Benim çocuğum olmaz mı? İşte bu polikistik over var.
acaba kısırlık olur mu gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Bunların da artık tedavileri var, hiç korkmayın. Ama kilo vermek polikistik over hastalığını iyileştirebilir. Bakın yani vücuttaki bu yağ hücreleri büyüyor ya, bunlar yumurtalıkların çevresini de sarıyor. İşte pankreastaki insülin seviyelerini bozuyor ve bu insülin direnci ve polikistik over ikisi kardeş hastalık. Özellikle bayanlarda biri çıkınca öbürü de çıkıyor. Düzensiz ay atlayan adetler 40-45 günü 35 günün üzerini buluyorsa, vücutta kıllanmalar ortaya çıkıyorsa, özellikle göğüs çevresinde, göbek deliğinde, çene altında, yüzde sivilcelenmeler varsa, böyle ay dede yüzü yüz yuvarlaksa, bel çevresinde şişmanlama varsa ve adetleriniz 30 günün üzerine 35-40 günlere, 3 aylara çıkıyorsa yumurtalık kisti yaşıyor olabilirsiniz. Bu nedenle de mutlaka kadın doğum doktoruna ve bir dahiliye doktoruna muayene olmakta fayda var. %10 kilo verdiğinizde bile adetler yerini buluyor, hiç merak etmeyin. Öyle böyle olmadı. Çok lezzetli oldu. İlaç, yeşil mercimek, havuç. Mesela diyette ezberleri bozuyoruz. Ezbere o yasak, bu yasak yok. Haşlanmış havuç. Ve tabii ki şöyle bir şey var. Bunu yediğiniz zaman sonsuz tok tutacak gibi geliyor bana. O derece güzel. Hem çok lezzeti hem tok tutması açısından. İşte sağlığı lezzetle buluşturuyoruz. Ay vallahi tariflerde çok ona çok dikkat ediyorum. Bir Adanalı olarak mutfağımızdan vazgeçmiyoruz. Çok güzel. Şimdi tiroid hastalığı için lor peynirli, cevizli ıspanak salatası. Hadi onu yapalım. Yapalım ama bizim salata tabağımız var mı efendim? Aşağıda mıdır? Var şimdi mı? Şimdi ne yapıyoruz? Mutfaklarımızda reform yapıyoruz ya sevgili dostlarım. Bu reformu yemin içeriği olarak da yapıyoruz. Şuradan başlayalım mı hocam? Biz şöyle nereden bir şey yapalım. Sandviçten başlayalım istersiniz. Şunu yapalım. Durun. Şunu alayım mı? Bunu yapalım. Tamam. Heh. Buldum. Tamam. Tamam. Bizde çareler tükenmez. Şimdi cümleni bir öğünümüz salata öğünü olsun. Salata deyince hepimizin aklına ne geliyor? Sevimsiz işte marulu doğradık, maydanozla karıştırdık, limonu sıktık. Ay gene mi marul salatası? Hayır değil. Çiğ sebzeleri mutfaklarımıza daha sık koymamız gerekiyor. Bunların C vitamini ölmesin, demirleri vücudumuza girsin diye. İşte ıspanak, çiğ ıspanak, bebek ıspanak. Bunu elimizde şöyle bir parçalıyoruz. Siz malzeme listesini sayın. Evet, 500 gram ıspanak, 1 su bardağı nar. Ay ne de güzel olur şimdi. Evet, artık bak, salataları meyvelerle birleştiriyoruz. Şimdiden ağzım sulandı yine bak. Ben bunların hepsini yiyeceğim programdan sonra. Canımsın. Şimdi onları güzelce dök. Sonra maydanozumu ekledim. Yarım bağ maydanozumuzu koyduk. Bir de lor peyniri koyacağız. Nar şifa. Narımızı koyduk. Canım ülkemin topraklarında yetişen en güzel meyveler, sebzeler. Bir su bardağı lor peyniri. Çok iyi bir protein kaynağı. Yağ oranı oldukça düşük. İnanılmaz tok tutar size. Yani bunu iki kişi yiyebilir. Tek kişi yiyecekseniz ölçülerini yarıya indirebilirsiniz. Evet. Görüyor musunuz? Bir de yani görüntü de şahane. Değil üzerine mi? Gelen arkadaşınıza vallahi çok rahat ikram edilir. 7-8 tane ceviz. Cevizi de ben salatada ıspanağa çok yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Nar da çok yakışıyor. Bir yemek kaşığı efendim nar ekşisi. Nar ve nar ekşisini birlikte kullandık. İki tane komutanı vücuda gönderiyoruz. İlaç bir gibi bir tarif. Ve bunu günde bir öğününüzü salata öğünü olarak yapın. Mümkünse bunu akşam yemeği olarak yapın. Proteinle zenginleştirebilirsiniz. Haşlanmış yeşil mercimek, kuru baklagil kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da zeytinyağını da kattım efendim. Daha ne istiyorsunuz anacığım? Bak al. Dünya güzeli. Çok lezzetli, şahane bir şey oldu bu da. Evet. Ve üstelik de tiroid hastaları için. Tiroid hastaları da güvenle yiyebilir. Bir de mesela tiroid hastaları için şu türlü bilgiler var. Kara lahana yemesinler. Vay mesela efendim brokoli yemesinler, karnabahar yemesinler. Sizin bu karnabahardan etkilenmek için tiroidinizin bunu 10 kilo falan yemeniz lazım. Yani o nedenle bir oturuşta 10 kilo ya da bir haftada 10 kilo bunlardan yiyebiliyor musunuz? Orada birisi çok sevindi.
Ama o değil mi? Yani bence şimdi biz tabii bir şeyi duyuyoruz ama miktarıyla ilgili ilgilenmiyoruz. Halbuki miktarı çok önemli herhalde. Kesinlikle. Haftada bir yediğiniz karnabahar, brokoli, karalahana oturup böyle iki avuç yediğiniz bir şeyden tiroidleriniz zarar görmez. Doktorunuza danışarak eğer tiroid hastasıysanız mutlaka tiroid ilaçlarınızı içmeniz gerekiyor. Bir gün benim annem tiroid hastası. İşte yaklaşık 30 yıldır da var bu tiroid geçmiş hastalığı. Bir gün Adana'da yaşıyor kendisi. Sevgiler. Ona da bir selam göndereyim. Selamlar. Çok özledim, yakında geliyor. Hem annenize hem tüm Adana'ya. İnşallah. Şimdi bir gün annemle karşılaştım uzunca bir süreden sonra. Bir baktım annemin eli yüzü şişmiş böyle. Anne dedim, hayırdır, iyi misin filan, ilk iki aydır, üç aydır birbirimizi görmüyoruz. Ay dedi, Ayçacığım dedi, vallahi dedi, bir televizyonda bir haber gördüm dedi. Bir doktor çıktı, dedi ki dedi, dereotu yiyin, tiroidiniz iyileşiyor dedi. Dedim, ne yapıyorsun? Her gün sabah bir demet dereotunu yiyorum dedi. İlacı da bıraktım dedi. Ay dedim, anne, yani şu dereotunu yemek mi kolay, şu küçücük hapı içmek mi ya kolay? Ya da doktor kızınızı bir aramak mı? Bir soru sormak mı? Sormazlar. Ama şimdi sormazlar. O ilacı içmek istemiyor. O televizyondaki bilgi tabii, de ona tabii, iyi tabii, geliyor. Tabii. Ya her gün bir sabah bir demet dereotu yemek kolay bir şey mi? Bana çok zor geliyor zor mesela. Zor bir şey. Bir de en sevdiğin şeyden bir anda nefret de edebilirsin. Sonra annemin tiroid testlerine bir baktık. Tabii fırlamış gitmiş. Ondan sonra tekrar dozlarını ayarladık. Şükür şimdi sağlığı yerinde. Çok güzel.